Eylül sonunda New York'ta gerçekleşen Prostetiğin Estetiği Sempozyumu Pratt Enstitüsü'nde yer aldı. Bir taraftan genç mimarların düzenlediği sergiyle gerçekleşen sempozyum, diğer taraftan Mimari Akademiya'nın konuyla ilişkin isimlerinin katıldığı panel tartışmasından oluştu. Question about representation versus, I guess what you would call reality. I've told this tale before, but it comes from either Servia or Alberti. Some things are representational, but then they can automatically and in an instant become material. Sergi ile ilgili sempozyumun moderatörü, akademisyen mimar Ferda Kolata'nın görüşlerini aldık. This exhibition I think is focusing on the role of current technology in regard to architectural aesthetics, which means the work is not interested in technology in terms of the utility or a performative quality, at least not exclusively, but it's interested in how new kinds of technologies can generate architectural expressions. Sempozyumun düzenleyicisi ve serginin küratörleri Ceren Aslan, Irmak Çiftçi, Can İmamoğlu ve Alican Taylan, prostetik zekanın geleceğin tasarımını derinden etkileyeceğini söyledi. Serginiz Pratt Institute Mimarlık Okulu ve Türk Öğrenci Birliği tarafından gerçekleştirilmişti. Sergide toplamda 32 proje yer aldı. Bu projeler 14 farklı mimarlık okulundan 49 katılımcıyla bir araya gelmişti. Serginin kısaca konusu günümüz teknolojisiyle teknolojisinin mimarlık estetiğine nasıl yansıdığı. We are the curators and organizers of Aesthetics of Prosthetics and want to give you a taste of what we've been thinking about while preparing this event. Yapay zekayı düşününce insanın aklına hemen bir teknolojik bir sonuç geliyor. Onun yarattığı estetiğin aslında bir robotik bir çağrışımı var. Oysa ki ilgimizi çekerken onun estetik yarattığı kaygı. Yani illaki yapay zeka bir robota benzemektense onun kendine has bir estetiği olabileceği. Bir nevi bu yeni oluşturulan alet ve araçların gerek teknolojik gelişmeler sayesinde ortaya çıksın, gerek dijital olsun, gerek veya işte bu yapay zeka içeriği olsun. Ve bunların bizim gündelik hayatımızı nasıl değiştirdiğini ve en önemlisi mimariye nasıl, estetik olarak nasıl yansıdığını sorusuna bir cevap olarak niteliğini, yani sorusuna bir cevap niteliğini bu sergiyi görmek için. Aynı zamanda bir şimdi kolektif bir çaba halinde ilerlemiş de çok hoşumuza gitti. Farklı öğrenci ve öğretmen grupları çalıştı. Bununla birlikte genel panelistlerin vermiş olduğu konuşma üstüne bu sergiyi açılmış olması bizce bütün her şeyi bir araya getirdi. Sergi, New York'ta Pratt Enstitüsü'nün Siegel Galerisi'nde Ekim sonuna kadar ziyaret edilebiliyor.